Merkez Konseyi ve Halka değil, patrona değil. Sağlık çalışanları her hafta çarşamba günleri aralıksız sürdürdüğü vergide adalet istiyoruz eylemlerinin 30. haftasında TBMM'nin yasama dönemine başlamasıyla birlikte milletvekillerinden çalışanların vergi oranlarının düşürülmesi, gelirde ve vergide adalet için çaba göstermesi, yasal düzenlemeler yapmasını bekliyor. Sağlık çalışanları toplumun sağlığı için çaba sarf ederken her gün şahit olduğu halkın yaşadığı derin yoksulluğa karşı sözlerini söylemeye ve bunun için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye, vergide ve gelirde adalet mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Derin yoksulluk içinde yaşamı sürdürmeye çalışan halkın giderek azalan gelirine karşılık yüksek vergi ödemeleri, artar hayat pahalılığı karşısında çareler bulmakta zorlanıyor. Adaletsiz ve eşitsiz vergi uygulamasına karşılık her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla %15 vergi talebimizi yeniliyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak 30 haftadır sürdürdüğümüz vergide adalet istiyoruz eylemlerini her çarşamba olduğu gibi taleplerimiz karşılanana dek sürdüreceğiz. Toplum sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için sürdürdüğümüz mücadelemiz devam edecek. Sağlıkta tasarruf edilemez. Gibi 30 haftadır vergide adalet eylemini kararlılıkla devam ettirmekteyiz. Ama maalesef 30 haftadır yetkililer Sağlık Bakanlığı tarafından hala herhangi bir destek, herhangi bir şey bulunmadı bugüne kadar. Ve buna yönelik herhangi bir açıklaması olmadı. Oysa daha da artan vergi dilimleriyle birlikte her ay biz daha fazla yoksullaşıyoruz ve daha fazla emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yoksulluk giderilmeden toplum sağlıklı olmaz. Yoksulluğa karşı mücadele mesleki sorumluluğumuzdur. Derin yoksulluk yaşayan, beslenme, barınma, çevre, ruhsal ve sosyal temel ihtiyaçlarını yeterince karşılamayan milyonlarca insanın sağlığının korunması, hastalıkların salatılması ve sağlıklı yaşam sürmesi bu koşullar altında zor olduğunu aylardır söylüyoruz. Çalışanın vergisi de, simit parası da sermayedara ve rantiyeye gidiyor. Çalışanlar, emeğiyle geçinen insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bankalardan kredi mevduat hesaplarından çektikleri nakit para ile son bir yılda %142.3 artarak 130 milyar TL'den 315 milyar TL'ye ulaşırken borçlarını geri ödeyemedikleri için bankaların takibine düşen KMH borcu %169 oranında artarak 2.8 milyar TL'den 7.7 milyar TL'ye çıkmış. Derin yoksulluğu yaşamını sürdürmeye çalışan halkın giderek azalan gelirine karşılık yüksek vergi ödemeleri, artan hayat pahalılığı karşısında çareler bulmakta zorlanıyor.